Arkadaşlar merhaba. Ben Görkem Tok. OpenCV'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süredir yükleme yapamadım açıkçası. Hem ben birkaç projeyle uğraşıyorum. Hem de dersler var işte. Onlarla uğraşıyoruz. Hem de günlük hayat problemleri zaten bu pandemiden dolayı. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu dersimiz daha çok... Bu hafta muhtemelen 2-3 ders eklerim. 2-3 video. Bu dersimiz daha çok OpenCV'nin, yani bu serimiz, 3 tane video çekeceğim böyle muhtemelen. İleride bol bol sık sık kullanacağız çünkü. OpenCV'nin bize sunduğu basit araçlar. Mesela bu dersin konusu Name It Window. Ve Name It Window'un bize sunduğu bir takım değerler. Arka planda enum olarak tasarlanmış. Yani yazılımcının işini kolaylaştırmak için tasarlanmış değerler. Şimdi hemen başlayalım. Normalde profesyonel bir programlama yapılırken bir string tipinde, biliyorsunuz string text, hani yazı tutabildiği için, char'lardan oluştuğu için string tipinde bir değişken olur. Mesela buna ne diyelim? Pencere adı eşittir. Bilgisayar ne oluyor? Heh, tamam. Pencere adı. Mesela pencere 1. Tamam mı? Bir pencere ismi olur. Sonra da CV Name It Window diyerek, bakın Name It Window iki değişken alıyor dedik. Bir pencere adını veririz. Pencere adı. Bir de flag veririz. Yani bayrak olarak geçiyor. Tabii şu an bir bayrak vermeden bir görelim ne oluyor. Böyle bir Name It Window veririz. Bunu çalıştırdığınızda bu başlatamam. Bu size böyle bir pencere sunar. Ama bu pencere default olarak nasıl tanımlıysa, hani çözünürlüğü kaça kaçsa, ona göre, yani pencerenin boyutu neyse, size'ı, ona göre oluşur ve bu pencere üzerinde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Mesela penceremize bir resim çağıralım. Bir resim gösterelim. Bir tane resim tanımlayayım. CV Met resim eşittir CV Imriet. Nerede okuyacak? Dosya yolundan okuyacak. Yukarıdaki dosya yolumuzdan okusun. Aşağıda da CV ne yapıyorduk? Imshow diyorduk. Imshow, farkındaysanız bakın benden iki tane parametre alıyor. Tabii şu an göremedik de. Birincisi pencere adıdır. Ben şu an pencere adını verirsem ve virgül resim dersem arkadaşlar, birinci videoda da söylemiş olmam lazım, bir ya da iki. Bu pencere adı değişkenindeki tanımlı pencere ismini alır ve eğer önceden isimli bir aktif pencere varsa bu pencere adına sahip, o pencerede resmi gösterir. Yani olay şu olur. Çalıştırdı mı? Ya olay bu olur. Yani gördüğünüz gibi resmi gösterir. Ya da mesela farklı bir resim açalım. Bunlar hep bende. 400x600 diyelim. JPEG'di sanırım o resmim. Yanlış hatırlamıyoruz. Ah, 400x200'dü ya. Evet, hata aldık. Memory allok. Neyse. Şu an tam telaffuz edemedim. 400x200. Ha. Mesela o resmin boyutunu alır bu arada. Ya yani o resmin boyutu neyse, default olarak çözünürlüğü neyse, ona göre bir değer alır. Onun değerini alır ve biz bu pencere üzerine değişiklik yapamayız. Şimdi diyelim ki biz bu pencere üstünde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir flag alıyor dedik değil mi? Bir bayrak alıyor. Şimdi tanımlama yaparken normalde bu default olarak açıklama var mı diye düşünüyorum. Window flag'la değiştirebilirsiniz diyor CV'nin. Window auto size olarak size bir tanımlama yapıyor. Yani CV Window dediğinizde burada gördüğünüz gibi seçenekler var. Auto size dedik. Auto size açtığımız, tıkladığımızda aslında auto size olarak başlatır. Bakın şu an bir değişiklik yapamıyorum. Yani auto size şu demek. Resmin boyutuna göre pencerenin boyutunu da ayarla. Tamam mı? Yani çözünürlüğüne göre. Fakat siz bunu CV, bakın şimdi CV window, CV window normal yaparsanız, bunu zaten açıklaması da bulunur. Bakın ne diyor? The user can resize the window. Yani diyor ki kullanıcı
değiştirebilir diyor window'un size'ını. Bakın şu an istediğim gibi değiştirebiliyorum. Tabi burada arkada bir büyütme, resmin büyütme algoritması çalıştığı için tüm çözünürlüğe yaymak açısından çözünür kötü bir görünüm oluşuyor. Çünkü bunun çözünürlüğü bu değil. Ama böyle minikleştirdiğimizde normal bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunun olayı da bu. Yani ikisinin arasındaki ne isterseniz şöyle görelim. Bu mesela CV window bunu auto size yapalım. Tamam mı? Bir de bir pencere daha tanımlayalım. String pencere auto diyeyim. Buna da pencere normal diyeyim. Norm diyeyim. Normal olsun. Normal. Tamam mı? Şimdi tabi pencere adı bu artık normale alsın. Yani burada ikisinin arasındaki farkı göstermek istiyorum. Amacım o. Burada da artık bunu göstereceğiz. Bir de CV named window diyelim. Pencere auto. Yani auto size nasıl gözüküyor? CV window auto size. Ve aynı resmi, şunu kopyala yapıştır yapıyorum burada. Pencere normal yerine bir de auto'da gösterelim. Pencere auto. Şimdi bunu çalıştırdığımızda iki tane pencere oluşturacak bize. Şu an gördüğünüz gibi. Birisi auto size, yani auto'da gördüğünüz gibi bir değişiklik yapamıyorum. Ben bunu tam ekranda yapamıyorum hiçbir şekilde. Ama normalde tam ekrana bıraktığımda tam ekran oluyor. Çıkardığımda da gördüğünüz gibi normal bir şekilde, hani normal resmi büyütüp boyutu büyütüp küçültebiliyorum size'ını. İkisi böyle. Şimdi siz diyeceksiniz ki normalde biz böyle yaptığımızda imshow mesela şöyle bir deneme olsun. Resim. Arkadaşlar bunda böyle bir pencere tanımlı değilse, bu isimde bir pencere tanımlı değilse alıyor. Kendi otomatikman bir pencere oluşturuyor default olarak. Bakın 3 pencere oluşturdu. Ve bunun şeyi normal oluyor. Yani window auto size'da default olarak çalışıyor yani. Aynısını oluşturuyor. Hani bunun olayı bu. O yüzden bu da böyle, bunu siliyorum. Ama normal profesyonel uygulamalarda böyle yapmak hem sizi teker teker isimleri yazmaktan kurtarır. Mesela bunda bir pencere oluşturmaktan kurtarır. Hem de işinizi kolaylaştırır işte yani. Direkt pencereleri direkt isimleriyle çağırıp resim gösterme olaylarını gerçekleştirebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla bunun temeli Qt, yani Qt C++'ın. Çok da güzeldir, onu da öğrenmenizi tavsiye ederim. Ya da belki bir seri çekerim, ben de onun üzerine çalışıyorum şu an. C++'ın görsel programlama kısmı olan kütüphaneyi de, yani framework'ü kullanarak da çok güzel işlerde çıkarabilirsiniz ortaya. CV named window böyle. Kaç dakika olmuş, birkaç şey daha gösterebilir miyiz? Aslında 8 dakika olmuş, 10 dakikaya tanımlayalım. Şimdi arkadaşlar ben kafam takıldı. Pardon. Bir de CV window bir ayar daha var. Window flux değil de set window title'ı kullanarak, mesela title'ı kullanarak bununla da, bakın bu da iki tane değişken alır. Birisi window name, yani mesela pencere auto diyelim. Pencere auto virgül. String title, yani title. Başlık. Buna ne diyelim? Mesela başlık. Bununla da aktif bir pencerenin sadece ismini alarak, biz burada yukarıda gördüğünüz gibi ismi tanımadık. Auto size'da auto size'ı başlık olarak yapacak şimdi. Aktif bir pencerenin ismini değiştirebilirsiniz. Bakın başlık yaptı. Şurada görüldüğü üzere. Şöyle mouse'da, umarım mouse gözüküyordur ya uygulamada. Bu böyle set window title title. Bir de CV bir şey daha göstermek istiyorum da ondan sonra ders kapayacağım. Window bir şey daha var çünkü. Sanki bu muydu göstermek istediğim? Değil sanki ya. Window resize. Arkadaşlar resize window'la da siz default olarak bir çözünürlük de ayarlayabilirsiniz. Mesela CTRL C yapayım. Resmi yükledi diyelim ki. Tamam mı? Alta indim.
CV resize window dedim. Auto-size'da olanı resize'lamaya izin veriyor muydu onu bilmiyorum. Bir deneyelim. Pencere auto. Auto virgül. Bir de size vereceğiz. CV size. Bu arada size'ları CV size da verebilirsiniz. Ya da yukarıda şöyle bir tanımlama yapabilirsiniz. İşte size. Size. Buradan x ve y mesela 30 virgül 30 şeklinde bir size'a verip aşağıda bu size'ı çağırabilirsiniz. Şu an buna girmeyeceğim. CV size yapıp mesela 300 çarpı 300 yapalım. Olur mu? Auto size'da olanı değiştirebiliyor muyuz? Görelim bir. Ya, auto size'da olanı değiştirdik ama gördüğünüz gibi resim korudu kendini. Ama aşağıda böyle boş bir alan oluşturdu. Normalde deneyelim isterseniz. Resmin boyutunu değiştiremiyoruz dediğim gibi. Pencere norm diyelim. Tekrar başlayalım. Böyle de işte normalin mesela default boyutunda böyle başlatabilirsiniz. Ya da mesela daha böyle şey olması açısından x'i 640'a 480 işte genelde kullanılan çözünürlük değil mi mesela. Bunu da kullanarak böyle bir normali böyle de başlatabilirsiniz 640'a 480 olacak şekilde. Hani genel olarak temel olarak pencerenin kullanımı böyle. Hani buradan işte window dediğinizde zaten window ile alakalı seçenekler çıkıyor. Update window mesela ne yapıyormuş? İşte bir ad alıyor ve tekrar yazıyor. Bakın tekrar çiziyormuş. Redraw yapıyormuş. Bu grafik alanında çalışan varsa zaten bilir. Move window var mesela belli bir yere. İşte ne yapalım mesela? Window ismini verelim. Pencere auto diyelim tekrar. Tamam mı? Window ismini verdik. Bunu da tam ortalayacak şekilde ayarlayalım mı? Mesela ne yapalım? Ya da 0.0 noktasından başlatsın. Muhtemelen şu yukarılarda bir yerden başlatacak. Pencere auto size olanı. Gördüğünüz gibi bakın auto size olanın 0.0 noktam buraymış benim. Ve buradan başlatıyor direkt. Yani penceredeki tanımı 0.0 noktası. Mesela bunu farklı bir yere alalım. Ne alalım? 7 işte 800 olsun mesela. Değil mi? X'i 800 olsun. İşte mesela buraya taşıdı. Gördüğünüz gibi x'i 800 noktası da burasıymış benim penceremin. 1080p zaten çözünürlük o yüzden muhtemelen. Hani böyle de move window diyerek de hani move zaten biliyorsun bir şeyi hareket ettirmek olduğu için oraya hareket ettir anlamında şeyler de yapabilirsiniz. Sonra başka CV window deyip özellik değiştirebilirsiniz. Tabi internetten bakacaksınız. Şu an onun şeyini hatırlamıyorum. Ama muhtemelen Crop ID dediğine göre herhalde aynen bakın aşağıda yazıyormuş. Özellik değiştirebilirsiniz. Başlık değiştirebilirsiniz. Buna girmeyeyim şu an. Treat kısmına. Update yapabilirsiniz. Yani tekrar çizim işlemi. Şimdi şurada şunu söyleyeceğim. Benim kullandığım OpenCV versiyonu 3.4 açıkçası. Ben hani normalde mesela burada şöyle diyeyim. CV window dediğinizde arkadaşlar auto size'la ya mesela full screen var. Full screen de yapabiliriz. Mesela full screen yaparsak muhtemelen auto size'ı full screen'de başlatacak ama yok başlatmadı. İşte ya ben de nedense bilmiyorum nedenini. Normalde Qt üzerinden de çalışıyorum. Yani Qt de yüklü. Ama window diyelim. Tamam. Durun tekrar yapayım. Window gelmiyor. CV window. Normalde Qt de yüklü. Yani Qt ile alakalı bir kütüphane sıkıntım da yok. Ki OpenCV'yi orada da çalıştırıyorum. OpenGL Keep Ratio Full Screen Full Screen çalışıyor gerçi onda bir sıkıntı yok da Auto Size çalışıyor normal çalışıyor ama OpenGL ve Keep Ratio çalışmıyor. Ya da mesela bize şeyin sunulduğu bir şey var. OpenGL GUI Expanded var. CV GUI Expanded ya da GUI Normal.
Bunlar da bende çalışmıyor. Ya ben nedenini bilemedim. Normalde GUI expanded dediğimizde şey çıkarması lazım. Böyle yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabileceğiniz, Python'da çalışan belki bilir. Python'da çalışıyor ama ben çalıştıramadım. C++'da nedense çalıştıramadım. Böyle bir sıkıntı var. Hani o yüzden devamını belki siz deneyebilirsiniz. Dediğim gibi GUI expanded. Şu an göstermedim işte az önceki gibi. Ya da Window diyerek de burada size sunulan özellikleri deneyebilirsiniz. Normal resize edecek. Autosize'da auto bir şekilde resmin boyutuna göre ayarlayan bir pencere oluşturacak. Free ratio. Ratio'yu koruyacak. Yani şey oranı. Şu an aklıma gelmedi ismi. Yani o en boy oranı sanırım. Keep ratio koruyacak. Free ratio da korumayacak anlamında. Genelde kullanılan zaten normalle autosize'dir. Yani ben genelini göstermeye çalıştım. Birazcık araştırarak zaten OpenCV'nin dokümantasyon bölümünde çok fazla yaygın bir şekilde bulunuyor bunlar. Ben bu bölümde açıkçası birazcık daha hafif gitmek istedim. Dakikayı da 16 yapmışız. Daha da uzamasın bölüm. Hani temel olarak kullanımı bu. Deneyip görürsünüz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.